Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü videomda sizlere saçaklı poğaça olarak bilinen yumuşacık ve lezzetli bir tarifim var. Saçaklı poğaçanın arkadaşlar yapımı çok kolay olmasına rağmen görüntüsü ve lezzetiyle bütün dikkatleri üzerine çekip beğenileri alacaktır. Çocuklarınız da bayılacağı yumuşacık pamuk gibi poğaçalar arkadaşlar. Çocukların istenmesine yapıp koyabilirsiniz. Arkadaşlar, sıcak çay veya meyve suyuyla çay saatlerinizin, kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi olacaktır. Sizleri daha fazla arkadaşlar bu güzellikten mahrum bırakmadan şimdi yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar, malzemelerimi hazırlamıştım. Malzemelerimi sayarak yapmaya başlayalım. Burada arkadaşlar 6,5 su bardağı un var. Bunu ölçü bir şekilde koyacağım. Burada bir tatlı kaşığı tuz var. 2 yemek kaşığı toz şeker var. 1 paket maya var. Sizler isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar 2 tane yumurtamız var. Sarısını üzerine süreceğim. Beyazını hamura ilave edeceğim. 1 su bardağı sıvı yağım var. 1 su bardağı ılık süt var arkadaşlar. 1 su bardağı ılık su var. Bunlar hamur içinde arkadaşlar. Bu da içi için krem peynirim var. İnce ince doğradığım maydanozum var arkadaşlar. Malzemeler bu şekilde. Şimdi yapmaya başlayalım. Ben şimdi arkadaşlar önce şunları almak istiyorum. Şimdi kullanmayacağım. Yumurta sarısını da alıyorum arkadaşlar. Onu da şimdi kullanmayacağım. Şimdi arkadaşlar sıvı malzemelerini yoğurma kabıma alarak yapmaya başlıyorum. Sütünü ilave ediyorum. Su ilave ediyorum. Su da süt de arkadaşlar ılık olacak. Yağımızı ilave ediyorum. Mayayı ilave ediyorum. Toz şekerini ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırayım arkadaşlar. Yumurta ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Şimdi onu yavaş yavaş ilave edeceğiz arkadaşlar. Hamurumuz yumuşak bir hamur olacak. Unu ilave edeceğim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar 6,5 su bardağı unu ilave ettim. Şöyle yoğurmaya başladım. Çok güzel yumuşacık sakallı poğaçalar oluyor arkadaşlar. Çocuklarınızın beslenmesine, kahvaltıya, çay saatlerinize yapabileceğiniz kolay, pratik ve lezzetli sakallı poğaçalar oluyor arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi hala denemediyseniz denemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar 6,5 su bardağı un ilave etmiştim. Yetersiz geldi. Yarım su bardağı un daha ilave ettim hamuruma. Yani toplamda 7 su bardağı un kullanmış oldum arkadaşlar. Malzemeleri tam ölçüleriyle açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da görebilirsiniz.
Şöyle arkadaşlar göstereyim. Yumuşak bir hamur oldu. Şöyle. Çok güzel yoğurdum arkadaşlar. Hamurlarınızı arkadaşlar çok güzel yoğurursanız çok güzel sonuçlar alırsınız. Şöyle gördüğünüz gibi pürüzsüz yumuşak bir hamur oldu. Şimdi yarım saat 45 dakika kadar arkadaşlar üzerini kapatacağım. Mayalandıracağım. Şöyle. Daha sonra görüşelim. Arkadaşlar hamurumu yarım saat şöyle mayalanması için beklettim. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Maşallah. Şimdi arkadaşlar şöyle alacağım. Biraz havasını alacağız arkadaşlar hamurumuzun. Şöyle hamurumuzu biraz yoğuracağız arkadaşlar. Havasını alacağız. Çok güzel bir hamur oldu arkadaşlar. Şöyle yumuşacık, pürüzsüz bir hamur gördüğünüz gibi. Şimdi hamurumuzdan arkadaşlar şöyle parçalar kopartıp şöyle yuvarlayacağız. Şu şekilde arkadaşlar. Yağlı kağıt serdim tepsiye yerleştiriyorum. Şöyle. Bütün hamuru bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Hamur bittikten sonra görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Bütün hamurumu yuvarladım bu şekilde. Şöyle iki tepsi oldu. Bu ölçülerde bu büyüklükte arkadaşlar tam 29 tane oldu. Sizler daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Şöyle üzerini kapatacağım. Tepsi mayalanması için arkadaşlar 10 dakika bekleteceğim. Şöyle. Bu şekilde 10 dakika bekleteceğim arkadaşlar. Daha sonra görüşürüz. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Tepsi mayalanması yaptım. Çok güzel kabardılar. Bu şekilde. Diğer tepsiyi de göstereyim. Şöyle. Şimdi yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar. Üzerine. Fırını da arkadaşlar 180 dereceye ayarladım. Isınıyor. Şöyle her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı süreceğiz. Şöyle arkadaşlar iki tepsiye de yumurta sarısını sürdüm. Artık fırında pişmeye hazır. Şimdi fırına götürüyorum arkadaşlar. Piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi parçalarımız pişti. Şöyle yumuşacık. Şöyle alt kısımdan da göstereyim. Şöyle yumuşacık parçalar oldu arkadaşlar. Şimdi birazcık bekleteceğim arkadaşlar. Soğuması için. Çünkü içerisine krem peynir süreceğim. O yüzden biraz soğuması gerekiyor. Daha sonra görüşürüz. Arkadaşlar parçalar birazcık soğudu. Şimdi şöyle şu şekilde arkadaşlar. Tamamen kesmeyeceğiz. Şöyle. Şöyle şu şekilde yarıya kadar keseceğiz. Şöyle iç kısmına krem peynir süreceğiz arkadaşlar. Şöyle kapatacağız. Dışına da süreceğiz. Arkadaşlar ben krem peynir sürüyorum. Sizler isterseniz labne de
sürebilirsiniz. Veya krem peyniri beyaz peynirle de karıştırıp sürebilirsiniz. Daha sonra şu şekilde arkadaşlar maydanoza ince ince doğradığımız maydanozlara batırıyoruz. Şöyle. Bir tane daha yapayım arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Şöyle yarım. Şöyle peyniri yanıma alayım. İçine sürüyoruz arkadaşlar. Ve dış kısmına da sürüyoruz. Şöyle şu şekilde. Şimdi arkadaşlar maydanoza batırıyoruz. Arkadaşlar ben maydanoza batırıyorum. Salama da batırabilirsiniz veya kaşar, rendelenmiş kaşara da şöyle bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane daha yapayım arkadaşlar. Şöyle kesiyoruz. Tamamen kesmiyoruz. Dış kısmına da sürüyoruz. Maydanoza batırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bütün poğaçaları ben bu şekilde hazırlayayım. Daha sonra görüşelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi saçaklı poğaçalarımız hazır. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Daha önce de söylediğim gibi çocuklarınızın beslenmesine, çay saatine, kahvaltılara çok kolay, pratik ve lezzetli bir poğaça yapmak istiyorsanız bu tarifimi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle arkadaşlar. Şöyle içini de göstereyim sizlere. Şöyle. Yumuşacık. Şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mis gibi poğaçalar. Arkadaşlar bugünkü videomda buraya kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar bu güzel saçaklı poğaça tarifime yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalım daha fazla büyüyüp sizlere daha fazla video çekmemi istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, abone olmak ücretsizdir. Diğer videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirim zilini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ederim.